Şimdi Cem Küçük seninle devam edelim. İmamoğlu'nun bu açıklamalarını sen nasıl değerlendiriyorsun? Biraz Şaban Sevinç hani bu açıklamaları hani cesur olmayan bir hamle olarak da niteledi. Yani Yanlış. cesur olmayan değil de çok e, böyle çok zar Zarif ben olmaya adayım. çalışarak. Di zarif hani olmaya bir çalışarak. usulü karşı karşıya gelmeyecekleri gözüküyor. Ya yani bugünden öyle gözüküyor. Sen nasıl Hayır oluyorsun? hayır karşı karşıya geliyorlar. Ama bir düello usulü mü? Ben adayım. Sen istifa et. Ya olacak sert mu? bir tartışma şu anda başlamayabilir ama görülüyor. Sert bir tartışma evet. görülüyor. şimdi Ekrem Bey e, değişim talebini olabildiğince e, zarif bir şekilde ifade etmeye çalışıyor diyeyim. Ben Cem Kıcık daha iyi daiba... daha gümbür gümbür Cem sonra Ekrem İmamoğlu ekibinin ne düşündüğünü bir adım birazdan adım, adım adım geliyor değil mi? Kamuoyu ile koya koya mı? Şimdi sayalım. Sayın Kemal Bey'in başarısızlıklarını. 2010 referandum, 2011 genel seçim, <laughs> 2014 yerel seçim, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2015 7 Kasım 2015, 1 Kasım ee, 16 2017, 2017 referandum, 2018 Cumhurbaşkanlığı, 2018 meclis, 2019. Hadi onu saymıyorum ama il genel meclisi sayıyorum. 10 bir de bu son seçimde iki tane seçim oldu. Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı ikinci turu saymıyor. 12. 12, 12 doğru. seçim. Ben 13 diyordum. Hani o şeyi 2 sayıyordum. 28 12 Mayıs. 12, 12 seçim. Hepsinde yenilmişsiniz. Ve az buz değil. Yani AK Parti en düşük aldığında bu son seçimde 35,5 almış meclise. Tayyip Bey 52 almış. Onun dışında 41-42'den aşağı düşmemiş. 3 Cumhurbaşkanlığı seçiminin 3'ünde de halletmiş, yenmiş. 2000, hep aynı oyları almış Tayyip Bey. 51 buçuk, 52 buçuk, 50 o almış ve ortada hani izah edilemeyecek bir durum var. Yani öğrenci karne getir desen hani hepimizin çocukları var. Bakıyorsun 12 <laughs> tane zayıf, 12 ders var, 12 de zayıf. Oğlum bu ne dersin yani hani ya seni biz bir doktora götürelim dersin <laughs> ya bir e, hakikaten bir pedagog sana bir baksın dersin ya da anne baba olarak üzülürsün ya kahrolursun. Evet. Hakikaten yani şey, hepimizin çocukları var. Kemal Bey'in durumu bu. Kemal Bey'in durumu yani sınıfı geçemeyen öğrenci gibi. Yani bir de iki tane kalırsın neyse de hani her sene mi kalınır yani? Her derste CHP sürekli Batı demokrasilerine örnek verir. İşte Avrupa Birliği der, işte Ahim der, bilmem ne der. Tamam. Ee, peki, Batı'da çoktan istifa gelir miydi Batı'da diyecek. Batı'da şimdi ya bırak 13 tanesi, 12 tane. Bir tane kaybedince ne oluyor? Yani mesela İngiltere'de vardı bir tane solcu Jimmy bilmem ne isminde. Gitti mesela. Hemen kaybetti, gitti. Avrupa'da biri kaybettiği zaman gidiyor. Yani İngiltere'de 4-5 5-6 yıl içinde işçi partisi 3-4 tane liderdi. Lider Çünkü adam diyor ki Hı -hı. ben halkı ikna edemedim. Demek ki ben hatalıyım diyor. Gidiyor. Kemal Bey ya yani CHP'nin oyunu Deniz <laughs> Bey zamanında 22-23'tü. Alevi vatandaşlarımızın oyunu konsol etti Kemal Bey ve 25'e getirdi oyu. Hep o Yok 25 de sabit değil ki 2018'de 22. 22 buçuk. Ama hani tabii Cumhurbaşkanı saymıyor <laughs> iki cütür. Mesela şöyle hesaplar yapılıyor. Çok yanlış. Ben Kemal Bey yüzde 48 aldı. Ya o sen bütün muhalefet bloğunu temsil eden onu aldın. HDP onun içinde. <laughs> o zaman sen şu konuya İYİ katılıyorsun, katılıyorsun yani. Bu Kemal Bey'in aldığı oy değil. Yani, Erdoğan karşıtlığı üzerinden bak, toplanan bütün oylar 48 diyorsun. Aynen öyle. CHP'liler insan hakları da dalga geçiyor. <laughs> Arkadaş Erdoğan ilk 2014'te 51 buçuk almış. Bütün muhalefet <laughs> bu. Yani Türkiye'de Erdoğan kişi başı gelir 50 bin dolar da yapsa. Erdoğan Türkiye'de ekonomik hiçbir sıkıntı olmasa da alacağı 52 53'tür. Türkiye'nin e, demokrasidir burası. Burada öyle bir şey çıkmaz. Yani ilk 10 sene Tayyip Bey'in dönemi müthiş diyor hatırla muhalifler. E kardeşim ne, ne aldı Tayyip Bey? 47 48 aldı. 55 mi aldı? Yok. Burası demokrasi. Demokrasilerde alacağın oy bu kadar olur. Şimdi bu kadar başarısızlığa rağmen efendim ben 48 aldım <laughs> bu başarı. E sen HDP'de aday çıkarsın, İyi Parti çıkarsa alacağın oy 30 filandı. Yani onu Muharrem de al. Hani ben 31 aldım. İyi de İyi Parti aldı, Temel Bey aldı, Demirtaş aldı 2018'de söylüyorum. Bu kadar yanlış izan, bu kadar yanlış bir insan aklıyla alaydır. Bu bir. İkincisi, bir CHP'li bütün yazar ve yorumcular İsmail Saymaz'dan Fatih Portakal'a, Deniz Zeyrek'ten Saygı Öztürk'e, Uğur Dündar'dan. Bak sana bir şey soracağım. Da. Burada sen bir katkı yapayım mı? Yap. devam et. Mesela Fatih Portakal diyor ki İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında kahvaltı sonrası ipler atılmış. Baba oğul ilişkisi tonerdi. Ekim ayında bir kurultay bekleniyor. İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabilir ancak kazanması zor. Diğer ihtimal İmamoğlu'nun parti kurma çalışması bunun hesabının yapıldığı söyleniyor. Şimdi bu tabii ya, ki bu evet. ilgili yazı ve çıkış değil. Başka bir şey söylemiş oldum ben. Ee, ama mesela çok sert bir şekilde faturanın sadece şimdi, Sayın Kılıçdaroğlu'na kesildiğini. Bir yere Bak. Gö şimdi gözlemliyorum. Fatih, yani Fatih, şu, şunu şimdi okuduğum okuduklarının hiçbirisi e, tutmadı değil aynı yani hiçbirisi deyim, bence doğru bence. değil. Bak, Fatih Portakal'ın İsmail Saymaz'a, Deniz Zeyrek'ten Uğur Dündar'a Cumhuriyet Gazetesi'nden sözcü T24'ten dikene artı gerçekten ıvır zıvır ne kadar <laughs> internet sitesi var ya Ben her sabah kardeşim 3-4'te kalkan adamın bütün gazeteleri okuyorum Ya son bir yıldır hepiniz başta sen Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek Bazen Twitter'da yayınlıyorum Erdoğan dönemi bitti Erdoğan kaybedecek Erdoğan niye kaybedecek diye Deniz Zeyrek'in 4-5 tane yazısı var Fatih Portakal'ın onlarca yorumu var YouTube'da Ya da e, diğerlerinin T24'ün o dikenin medyaskopta uyuşan Çakır'ın Erdoğan devri kimse inanmıyor ama Erdoğan devri kapanıyor. Ben bunların bazısını paylaştım. Bazısını utandırmamak adına da söylemedim. Yani çünkü neticede bazılarıyla oturuyoruz konuşuyoruz ama insan da biraz utanma gene olur lan. Ya siz dediniz Kemal Bey kesin kazanıyor diye. Siz dediniz Erdoğan devri bitiyor diye. Tamam Kemal Bey eleştir de önce kendini eleştir. CHP'nin önce bu medyasından kurtulması lazım. Kendi kitlesini afyonlayan, emekli memurların bir kısmına iyi gelen yorumlar yapan, kendi kitlesini morfilleyen, gerçeği söylemeyen, Şaban Sevinç burada de diye demiyorum. Çok ağır hadeden... eleştiriyorlar şu Hayır, an. Hayır. Üslup'ta da ben bir de ağırlık Ben onları eleştiriyorum. Var. Bak Şaban Bey arada eleştirenler var. Şaban abi gibi. Baş... Arkadaş sen önce çıkacaksın. Ben yanlış yaptım. Hatalıyım. Ee, biz de yanlış yaptık özür dilerim. Ha <laughs> Kemal Bey tabii ki demokrasilerde yüzde yüz istifa etmesi lazım. Ama senin de yazar yorumcu olarak istifa etmen lazım ya. O Memnunsunuz bu durumdan. Siz iktidar istemiyorsunuz ki. Siz muhalefet değilsin. Bir Atatürk kazagi giy. E, saçma sapan Atatürk kitapları yaz. 15 bin liraya sat. Ondan sonra çık orada muhalif muhalefetin ekmeğini yerek zengin oldunuz siz. Muhalifle galif karşısında hepsi zengindir çoğu. Yani iktidardakiler gibi değildir. Bakmayın yani öyle yapıyorlar. Hepsi memnun halinden. Kemal bir iyi ki sana bir olay anlatayım. 89'da Bedrettin Dalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday oluyor. Erdal İnönü o zaman CHP aday yapıyor. Nasıl olsa diyor Dalan Kimi? kazanır. <laughs> Nurettin Sözen. 89'u İstanbul'a. <laughs> Erdal Yunus CHP'nin genel başkanı. Sosyal, Sosyal Halkçı Parti. Sosyal Demokrat, Sosyal Halkçı, Demokrat, Demokrat. Halkçı Parti'nin başında. Nasıl olsa Dalan kazanır. Anap o zaman çok güçlü. Özal zamanı. Kazanıyor şey. Yani Sözen. Sözen kazanıyor. Ertesi sabah şey telefon açıyor. Hani benim kazanca kazanma ihtimalim yoktu. Ben şimdi ne yapacağım diyor. Ve biliyorsun 5 sene İstanbul'u mahvetti. Ve ilk seçimde gitti. Yani, Ay şimdi yani, bir haksızlık yapma. O ben kendim, kendi görüşümü Ay ben, <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, ben gel, Perişan. Şimdi bak CHP'lerin durumu da. O. İyi ki dua ediyorlar biz iktidarı almadık diye ya. Ya dolayısıyla da önce şunu bir daha söylüyorum. Önce bu yazar yorumcu tayfası gidecek. Bir de şöyle yorumlar yapıyorlar bugün. Şimdi Süleyman Bey'e Soylu'ya çok eleştiri getiriyorlar. İşte ondan kurtulduk anlamında. Arkadaş sen mi kurtardın? Onu, onları görevden alan bakanları Tayyip Bey'dir. Onlar böyle zafer kazanmış ya aslında muhalifler? Sanki Soylu gitti veya Nebati gitti veya başkası. Ya onları görevden olan Tayyip Bey. sen misin? Sen mi yendin AK Parti'yi? Sen, sen önce AK Parti yenmeye bir bak. Sen ne yapıyorsun? Yani işte Deniz Zeyre yazıyor. Oh diyor böyle güzel oldu Soylu bilmem ne. Ya sen yıllarca bir yıl kitleni kandırdın ya. Ben olsam var ya sen ne saçmalıyorsun derim ya. Sizin yüzünüzden biz yalan yalanlara kandık derim ya. Ve bu adamlarda utanma yok. Ben yıllardır bu medyadayım. Bunları da görüyorum. Ya bunların yalanları yüzünden kendi kitlelerine yazık. Ya hak eden yazık. Bu kadar yalan söyle, bir yıl yıldır bunları yazdınız ya. Bak ne diyorum, utandırmamak için geçin. Üçünü beşini paylaştım. O zaman sen şöyle mi söylüyorsun Cem küçük? Yani şimdi, Ekrem İmamoğlu'na da hani aday yol deyip bir baskı yapmaları şimdi, çok inandırıcı değildir. Heh, değil, hani bak böyle şöyle, bir rüzgara kapılıyorsun kaybeder mi orada diyorsun? Orada da bir finans dönüyor ha. tamam, mı? oralarda ha. da <laughs> CHP'nin içinde ne olduğunu biliyoruz ama ispat edemeyeceğimiz için taz, yani mahkemelerde uğraşmayalım. Oralarda bir şeyler dönüyor. Tamam bu CHP öyledir. Şimdi adam biliyoruz KRT Tünce benim değil diyor. Ya senin olduğunu Ankara Ajansı senin cümle biliyor yani. Yani bunu hani kandı yani o e, ismi geçen kişiyi bilmem ne şirket adı olarak söylüyorum. Hepsi biliniyor. Şimdi tamam, burada mi? Kemal Bey'e gel. Yani Kemal Bey tamam istifa etmeli bence de. Çünkü başarısızsın. Kemal. Ama bunu diyecek olanlar onlar değil. Ya siz bir sene hükümet gidici kimi koysak kazı bak yıllarca burada program yaptım. Ersan Hoca da öyle. Şimdi bağırıyor Kemal Bey gitsin ama sen artık kim kim olsa seçilir diyordunuz. Hani dur duramaz hükümet diyordunuz. Bunların hesabı verilmedi. Çünkü olayı örtüyorlar. Kendi ayıpları ortaya çıkmasın diye.